Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Logomatik. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekiyorum. Bakalım nasıl olacak? Bu arada bugün ne yapacağımı merak ediyorsanız hemen söylüyorum arkadaşlar. Bugün maskot logo tasarlamayı ve yapmayı göstereceğim. Maskot logo tasarlamayı bir başka videolarımda da gösterebilirim. Eğer beğenirseniz bu videoyu. Şimdi biz hazır bir resim üzerine maskot logo yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Evet, öncelikle arkadaşlar kullanacağım uygulamanın adı Pixel Lab. İnternet üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Google Play Store'da bulabilirsiniz. App Store'da var mı bilmiyorum, ona bakabilirsiniz. İsterseniz büyük ihtimalle vardır diyerekten geçtim. Yatay kullanıyorum arkadaşlar uygulamayı. Şu şekilde görüyoruz, New Text yazıyor. Bu bizim yazacağımız yazımızı kullanacağımız yer olacak arkadaşlar. Buna iki kere basarak böyle ekranı açabilirsiniz ve buradan istediğinizi yazabilirsiniz. Ben tabii ki buraya logomatik yazıyorum. Logomatik yazmışım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde logomatik yazdım. Ekranımda gözüküyor. Arkadaki yeşil yerde bizim arka planımız oluyor. Bu arada şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu uygulamaların hepsini size teker teker nasıl kullanılacağını anlatacağım. Ama bunları bir şeyler yaparken anlatmak daha iyi olacağından, yani matematik sorusunu matematik sorularıyla yaparak anlatmak daha kolay olduğundan, örneklerdense böyle anlatmak daha iyi olduğundan bunu seçtim. Umarım videolarımı beğenir ve takipte kalırsınız diyorum ve şimdi ayrıntıya giriyorum arkadaşlar. Hemen arka planımı ben siyah yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım derseniz, sağ alt köşede en sağ tarafa gidiyoruz ve buradan color'ı seçip, yani renkleri seçip buradan siyahı buluyoruz. Zaten bunu herkes yapabilir diye umuyorum. Bu şekilde arka planımız siyah olmuş oldu. Ardından logomatik yazısına gelip yine sağ alttan A yazan yere geçiyoruz ve buradan fontları bulmamız, yani yazı tiplerini bulmamız lazım. Benim burada fontlarım var. Uygulamanın fontları. Bunu da kullanabilirsiniz. My fontlar, yani benim kendi buraya aktarmış olduğum fontlar da var. Onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi sizin de kullanabileceğiniz, yani uygulamanın içinde olan bir font seçiyorum arkadaşlar ve buradan meme font diyor. Bu font gerçekten kullanışlı. İ'leri, ı'ları her türlü seçebildiği için bunu koydum. Ve buradan yine A bölümündeyim. Sağ taraftan yukarı aşağı kaydırıyorum, görmüş olduğunuz gibi. Buradan relative yazıyor. Position'ın yanında yazıyor. Yanında. Buradan şu şekillere basıyorum ve şeklimi tam ortalamış oluyorum. Ardından şu anlık burası bir dursun. Ben A harfinin bir yanına geçiyorum. Yuvarlak bir şekil var. Oradan bana import demem ve bir şekil aktarmam lazım. Sonuçta maskot logo demek kişinin bir karakter altında yazısı demek arkadaşlar. Maskotu ekleyeceğim buradan import diyerek. Bakalım. Benim burada maskot logolarım vardı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bir tane maskot logo seçtim. Şimdi arkadaşlar bunu kırpabilirsiniz isterseniz. Benimki PNG halde, yani etrafı kırpılmış halde olduğu için kırpmam bir fayda etmeyecektir. Zaten mükemmel halinde. Bunu getirdim buraya arkadaşlar. Bu arada isterseniz PNG'nin, yani bu maskotun linkini de verebilirim sizlere. Açıklama kısmına bakabilirsiniz. Olmazsa da bana yazarsınız arkadaşlar. Bunu da yuvarlak tarafa geliyoruz ve relative position deyip tam ortalıyoruz. Az önce yaptığımız gibi. Ardından şurada katmanlar bölümü var. Tam üst mavi yerde, zaten editte gösteriyorum size. Logomatik yazısını yukarı sürükleyeceğiz arkadaşlar ve logomatik yazımız üste gelmiş olacak. Bu arada arkadaki bizim maskot logomuz lokomatiği değiştirirken hareket ediyor, görmüş olduğunuz gibi. Çünkü bilgisayardan yapmadığımız için imlecimiz yok. Biraz küçük ekranımız. Bunu nasıl engelleyeceğiz diyecek olursanız, sol tarafta bir anahtar kilit işareti var. Kilit işaretine basıyoruz ve bir daha onun yerini değiştirememiş oluyoruz. Bu şekilde işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.
Ardından logomatiğe geldim. A bölümünü seçtim ve Color'a geliyorum arkadaşlar. Color'ımız maskotla aynı renk olmak zorunda değil ama benzerlerse güzel olur. Ben buradan gradient'i seçip artıya basıyorum ve buradan yine bir renk seçiyorum. Mesela buradan şöyle turuncuyu seçiyorum. Ardından ikinci rengim olarak da yine buradan bakalım hangi rengi seçeyim. Biraz koyu bir turuncu var. Onu seçiyorum. Şimdi bakalım bu şekilde bir görünüm elde ettik. Şu renklerin yerlerini, ayarlarını değiştirebilirsiniz isterseniz. Hemen ben ayarlayayım. İşte böyle, evet. Ardından böyle bir logomuz oldu arkadaşlar. Peki bizim yazımız okunmuyor. Neden mi okunmuyor? Bize bir fade lazım. Bize bir stroke, kontür lazım. Bunu da alta geliyoruz ve buradan stroke yazısına basıp enable, yani aktif hale getiriyoruz. Stroke width, yani kalınlığımızı da arttırıyoruz. Oldukça arttırıyoruz. Mesela 20'ye alıyorum arkadaşlar ve bu şekilde daha okunaklı olmuş oldu. Bunun yerini siz ayarlayabilirsiniz eğer isterseniz. Ben böyle yaptım. Ardından birkaç küçük işlemimiz var. Mesela 3D logo, yani 3D logo yapabiliriz. Bu şekilde aktif edebiliriz. Ya da buradan emboss, yani gölge ışık verme işlemi yapabiliriz. Hatta ışığın nereden geleceğini bile ayarlayabiliriz. Bunlar zaten küçük ayrıntılar. Mesela inner shadow var arkadaşlar. Shadow içe doğru gölge veriyor. Shadow demek gölge demek arkadaşlar. Buradan herhangi bir renk seçip buradan ayarlamalarını yapıp içe doğru güzel bir gölge verebilirsiniz. Ben kırmızı seçeceğim. Şimdi bakalım nasıl olacak. Bence oldukça güzel oldu. Peki, tamam. Buradan başka neler varmış bakalım. Shadow var. Direkt shadow'u açalım. Siyah yapalım. Siyah güzeldir. Buradan blur'unu arttıralım. Ardından opacity demek arkadaşlar opaklık demek. Yani saydam olmasını ayarlıyoruz. Bu şekilde ayarlıyoruz. Mesela Rection diye bir şey var. O aktif ettiğinizde böyle bir gölge veriyor. Bunu da yapabilirsiniz. Ama bu maskot logolarda çok tercih edilmediği için ben bunu kapamayı size öneririm. Bu şekilde kolay bir logo tasarlamış oluyoruz arkadaşlar. Böyle videolar daha çok gelecektir. Eğer bunun gibi eğitim videolarının çok daha fazla gelmesini istiyorsanız beni takip edebilir. Instagram hesabımda da yaptığım böyle çalışmaları paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı, abone tuşunun yanındaki zil butonunu aktif etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. But it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our life tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like